cihazımıza DVB-S veya DVB-S2 şeklinde giriyor yayınlar. Hemen cihazımızın resmini görelim. Şu anda cihazımız server odasında takılı çalışıyor. Cihazımız şu anda hem set-top box hem de bilgisayarla izleniyor. Server odası çok gürültülü olduğu için cihazın çalışmasından dolayı ben yan odadan tanıtıma devam ediyorum. Cihazımızın arka yüzü. Cihazımızın arka yüzünde power supply bölümü, besleme bölümü. Power supply'lar iki tane var, birisi yedek. Herhangi bir şey olduğunda otomatik olarak ikinci power supply devreye giriyor. Şu anda gördüğünüz kartlarda transponder giriş kartlarıdır. Her kartta iki tane transponder girişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kart çarpı 2 transponder, 12 transponder girişi bulunuyor. Örnek olarak 12 transponder girişinden ortalama günümüz uydu transponderlarında 10 tane TV yayın olduğunu farz edersek, şu anda cihazımızda 12 transponderdan giriş yaptığımızda 120 tane kanal civarı IP havuzumuz oluyor. Biz bu 120 IP TV kanalının 40 tanesini alarak yerel ağımıza veya WAN dediğimiz geniş bant ağımıza verebiliyoruz. Yani internete verebiliyoruz. Cihazımızın bağlantı durumu. Şurada da cihazımızın önden görünüşü var. Cihazımız 3 RU büyüklüğünde bir cihaz. Ön tarafında aynı zamanda VOD sistemleri için hard disk girişleri vardır. Arkada da diğer benzeri cihazlarımızı görüyorsunuz diğer markalarda. Ve yine cihazımızın sistem ayarları bölümüne geçelim. Görüldüğü gibi cihazımızın birçok ayarı var. Örneğin stream setup kısmına girelim ve şu an verilmekte olan yayının değerlerine bakalım. Görüldüğü gibi önce LNB değerlerini seçiyoruz. LNB'nin kesim frekansı, vertikal ve transponder frekansımızı giriyoruz. Şu anda biz Türksat uydusundan CNN Türk'ün olduğu 11.804 transponderını girmiş durumdayız. Ve diğer değerlerimiz de burada yazılı. Buna girip bir de birinci girişimizdeki ayarlarımızı yaptığımızda sistemimizi görüyoruz. Scan input'a basarak bu yayınımızı hafızaya alıyor. Şu anda görüldüğü gibi video kodeklerini, audio kodeklerini gösteriyor bu sayfamızda. Yine cihazımızın özelliklerine dönelim. Cihazımızın birçok özelliği var. Birincil görevi de video streaming yapmak. Aynı zamanda 16.9.4 bölü 3 tabir ettiğimiz skalaları değiştirmek ve transcoder işlemini yapmak aynı zamanda. Genel kullanım yerleri de IPTV headendleri, OTT headendleri, havaalanları gibi yerler, iş merkezleri gibi yerler. Buralarda çok kullanılıyor. Veya uçak düşünelim. Uçakta da bu tür OTT headendler kullanılabiliyor. Ve hemen cihazımızın kontrol paneline bakıyoruz. Kontrol panelimizin birçok bölüm var. Sistem ayarları. Cihazımızda iki tane Ethernet portu var. Bunların birisi giriş portu, biri çıkış portu. Aynı zamanda da bir de kontrol portu var. Şu an görüyorsunuz TX dediğimiz yani cihazımızın çıkış portunda Ethernet 0 adlı port. Giriş portu da Ethernet 1 adlı port.
Şu an fazla yayın vermediğimiz için toplam %31 oranında bir sistem kapasite çalışması var. WAN IP adreslerimiz görülmekte. Interface girişimiz, tuner durumumuz. Tuner durumumuzda girdiğimiz sinyalin seviyesini gösteriyor. Tuner birden girmiş durumdayız. Şu anda onu görüyorsunuz. Ve stream setup'a geçelim. Stream setup'ta da her kartın girişleri bulunuyor. Şu anda yine verdiğimiz yayının değerlerine baktığımızda yeni bir yayın girdiğimizde önce durduruyoruz sistemi, sonra start'a basarak yeniden yeni sistemiyle çalışmasını sağlıyoruz. Ayrıca birçok kaynaklar var. Network durumlarını görebiliyoruz. Gateway, server, IP adreslerini. Bu kadar.